Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın holisi daimi temsilcisi Monsenyor Yanuş Urbancık, kadınların yaşamın ve çalışmanın her alanında güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Ekonomik ve Çevre Forumu'nu da bu hususta teşvik etti. 15 Şubat'ta düzenlenen 29. Ekonomi ve Çevre Forumu hazırlık toplantısında konuşan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Holisi Daimi Temsilcisi Monsenyor Yanuş Urbançık, kadınların yaşamın ve çalışmanın her alanında güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Ekonomik ve Çevre Forumunu da bu hususta teşvik etti ve her insanın gerçek eşitliği koruma ve teşvik etme arzusuyla kadın ve erkeklerin tamamlayıcılığının kabulü, Holisi'nin önemli öncelikleri olmaya devam ediyor dedi. Monsieur Urbançık çalışma alanında kadınların haysiyetine ve mesleğine yönelik ayrımcılık şeklinin onları cezalandıran koşullandırma dizisinden kaynaklandığını söyledi. Birçok kadının ayrıcalıklarının yanlış temsil edildiğini gördüğünü ve toplumun kenarına sürüklendiğini belirtti. Papa II. John Paul'ün 1995 yılında kadınlara mektup yazısındaki sözlerini yineleyen Monsenyor Urbançık, eşit işe eşit ücret, çalışan anneler için koruma, kariyer gelişiminde adalet, çiftlerin eşitliği ve demokratik bir devlette vatandaşların hak ve görevlerinin tanınması gibi tüm alanlarda gerçek eşitliğe ulaşmanın acil ihtiyacının altını çizdi. Ayrıca artan ekonomik ve siyasi güçlenmenin ve kadınların kamusal hayata katılımının desteklenmesinin, hem toplum içinde hem de toplumun temel hücresi olan aile biriminde barışın ve güvenliğin artmasına katkıda bulunacağını vurguladı ve devam eden COVID-19 salgınının iş dünyasındaki kadınlar üzerinde etkisine değindi. Kadınları çevreleyen bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Monsenyor Urbançık, kadın ve erkek arasında tamamlayıcı işbirliği çağrısında bulunarak, Kadınların yaşamın ve çalışmanın her alanında güçlendirilmesinin yalnızca kadınları güçlendirmeyeceğini, güvenliği, istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmayı da güçlendireceğini belirtti.